Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır diyor. Cümlemize bakalım. Dilimizin üzerine titremek, yabancı sözcüklerin istilasından korumak, onun serpilip gelişmesini sağlamak, Türk dilini kullanan herkesin görevidir. Bakın arkadaşlar, cümleyi okuduğumuzda şurada bir eksikliğin olduğunu görüyoruz. Şuraya bizim ne getirmemiz gerekir? Dilimizi yabancı sözcüklerin istilasından korumak herkesin görevidir olacak. Neyi korumak gerekir? Dilimizi. Bu da arkadaşlar belirtili nesnedir. Cümle nesnesi olarak baktığımızda. Dolayısıyla buradaki anlatım bozukluğu nesnenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Seçeneklere baktığımızda dolaylı tümleç, özne, nesne eksikliği demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir demiş. Gerek medeni, gerekse borçlar kanununda toplumsal yaşamla ilgili hükümler yer almaktadır. Bakın arkadaşlar, gerek medeni kanunda olacak. Şuraya kanunda kelimesini getirmemiz gerekir. Dolayısıyla sıfat tamlamasının ve isim tamlamasının aynı tamlanana bağlandığını görüyoruz. Burada bir yanlışlık yapılmış. Seçeneklere baktığımızda yaşam sözcüğünün yerine yaşantı sözcüğü getirilerek demiş. Bu olmaz. Bunu elemiş olduk. Medeni sözcüğünden sonraki gerekse yerine ve getirilerek bu da olmaz. Bunu da elemiş olduk. Kanunda sözcüğünden haleki atılarak bu da olmaz. Bunu da elemiş olduk. Medeni sözcüğünden sonra kanunda sözcüğü getirilerek demiş. Biz de böyle çözmüştük. Bunun için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bu sistemden özel ve resmi okullar etkilenecek. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş olduk. Bu yasadan resmi ve kamu kuruluşları yararlanacak. Dursun. Bu cümlenin düz ve dolaylı tümlecini bulunuz. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu denemiş olduk. Bu asırda halk ve divan şiiri birlikte yaşar. Burada da arkadaşlar herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu denemiş olduk. Bu yıl sosyal ve ekonomik açıdan güçlendik. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu denemiş olduk. Şimdi bu yasadan bakın resmi kuruluşlar ve kamu kuruluşları yararlanacak şeklinde düzeltilmesi gerekir buranın. Dolayısıyla yine sıfat tamlamasının ve isim tamlamasının aynı tamlanana bağlanıldığı görülmektedir. O yüzden burada anlatım bozukluğu vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Başımıza gelmesinden korktuğumuz pek çok olaylar istemimiz dışında gerçekleşir. Arkadaşlar hem pek çok demiş hem de bakın burada lar ekini kullanmış. Dolayısıyla pek çok dediği için lar ekine gerek yoktu. O yüzden burada ek fazlalığı var. Bundan dolayı anlatım bozukluğu oluşmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Önceki kuşaklarda sonrakileri anlayamama olanağı da var. Arkadaşlar burada olanağı kelimesi yanlış anlamda sözcük kullanımıdır. Bunun yerine biz durumunu kelimesini getirebiliriz. Dolayısıyla burada da anlatım bozukluğu yapılmıştır. B seçeneğini denemiş olduk. Olay yerine birçok askeri ve polis aracı adeta akın etmişti cümlesinde. Bakın askeri araç ve polis aracı adeta akın etmişti şeklinde düzeltilmesi gerekir. Yani hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması aynı tamlanana bağlanmış. Burada da böyle bir anlatım bozukluğu var. Bunu denemiş oluruz. Başkalarının dertlerini dinleyip başkalarını önemsemeyi ne zaman öğreneceksin? Bu dursun. Yasalara göre paraları yırtmak ve yazı yazmak yasaktır. Arkadaşlar, neye yazı yazmak yasaktır? Burada paralara yazı yazmak yasaktır olacak. Dolayısıyla dolaylı tümlecin eksik olduğunu görüyoruz. O yüzden de burada anlatım bozukluğu vardır. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. Başkalarının dertlerini dinleyip başkalarını önemsemeyi ne zaman öğreneceksin cümlesinde herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
Beşinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Karadeniz'in serin yaylaları insanı diriltiyor, hayatla mücadele etmesini sağlıyor. Bakın arkadaşlar, kimin hayatla mücadele etmesini sağlıyor? İnsanın diyebilir miyiz? Dolayısıyla insanın mücadelesi, mücadele etmesi dersem bu ne olur arkadaşlar? Bu tamlayan olur. Görmüş olduğunuz gibi tamlayandan kaynaklı, yani tamlayanın eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Seçeneklere baktığımızda özne eksikliği, nesne eksikliği, dolaylı tümleç eksikliği, yüklem eksikliği demiş. Bakın tamlayan eksikliği diyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Kuralımıza bakalım. Türkçe'de bir cümlenin öznesi birinci ve üçüncü kişiden oluşuyorsa yüklem birinci çoğul kişi olur. Yani yüklem bize göre çekimlenir. Seçeneklere baktığımızda sen ve Ali yarınki toplantıya gelmesin demiş. Bakın arkadaşlar, normalde ne demesi lazımdı? Gelmeyin demesi lazımdı. Size göre çekimlemiş. Bu yukarıda bize göre çekimlemeye uymuyor. Yani yukarıda anlatılan kurala uymadığı için bunu elemiş oluruz. Oraya vardığımızda ben ve o uyumamıştı dursun. O soruları seninle birlikte incelemiştik sanırım. Bakın burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş oluruz. Herkes dünkü maçta atılan golleri konuşuyorlar. Arkadaşlar buradaki anlatım bozukluğu buradaki lar ekidir. Yukarıdaki kuralımıza uymuyor. Bunu denemiş oluruz. Bu düşünceler gerçekliğini çoktan yitirdiler. Düşünceler demiş zaten çoğul. O yüzden buradaki lar ekine gerek yok. Burada anlatım bozukluğu neden olmuştur. Bunu denemiş oluruz. Çünkü bu da bizim kuralımıza uymuyor. Oraya vardığımızda ben ve o uyumamıştı cümlesinde bakın. Ben ve o dediğine göre yüklem ne olacak arkadaşlar? Uyumamıştık olacak. Yani yüklemin bize göre çekimlenmesi gerekirdi. Burada O'ya göre, üçüncü tekil şahısa göre çekimlenmiş. O yüzden burada anlatım bozukluğu var. Bu da yukarıda anlatılan bizim kurala uyduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gökhan, takım arkadaşı Tuncay'ı çok seviyor ve her fırsatta yardım ediyor. Gökhan, her fırsatta kime yardım ediyor? Tuncay'a ya da ona. Arkadaşlar, kime sorusunun cevabı nedir? Dolaylı tümleçtir. Görmüş olduğunuz gibi burada dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Seçeneklere baktığımızda özne eksikliği demiş. Bunu elemiş oluruz. Nesne eksikliği demiş. Bunu da elemiş oluruz. Dolaylı tümleç eksikliği. Evet, aradığımız cevap budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki açıklamaların hangisine ayraç içinde yanlış örnek verilmiştir? Özne, soyut çoğul atsa yüklem tekil olur. Fikirler baskılarla yok edilemez. Bakın fikir soyut. Çokluk eki almış, çoğul at ve soyut. Yok edilemez de nedir? Tekildir. Yani yüklemde tekil. Dolayısıyla arkadaşlar burada doğru bir kullanım var. O yüzden bunu elemiş oluruz. Özne, belgisiz zamir ise yüklem tekil olur. Herkes dünkü maçta çıkan olayları konuşuyordu. Kim konuşuyordu? Herkes, özne. Özne hem belgisiz zamir hem de arkadaşlar yüklem nedir? Tekildir. Dolayısıyla burada doğru bir kullanımdır. Bunu denemiş oluruz. Belgisiz sıfat öznenin içindeyse yüklem tekil olur. Birçok oyuncu dünkü maçta sakatlandılar. Bu dursun. Özne tekil ise yüklem de tekil olur. İhtiyar yavaş adımlarla ilerliyordu. Bakın ilerliyordu, yüklem ve tekil. Kim? İhtiyar, özne. Özne de tekil, yüklem de tekil. Bu doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş oldum. Özne kişi ve çoğulsa yüklem tekil de çoğul da olabilir. Çocuklar her gün bir kitap okuyorlardı cümlesinde. Okuyorlardı yüklem. Kim? Çocuklar, özne. Özne insan ve arkadaşlar çoğul eki almış. Yüklemde nedir burada? Çoğul olarak kullanılmış. Bu da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şimdi belgisiz sıfat öznenin içindeyse yüklem tekil olur ifadesine baktığımızda birçok oyuncu dünkü maçta sakatlandılar. Sakatlandılar yüklem. Kim?
birçok oyuncu özne. Arkadaşlar, bakın buradaki birçok sözcüğü nedir? Bu belgisiz sıfattır ve öznenin içinde yer almaktadır. Peki yüklem tekil mi? Sakatlandılar dediği için lar ekini almış. Bakın yüklem çoğul ekini almış ve çoğul. Dolayısıyla burada lar ekinin olmaması gerekirdi. Açıklamaya uygun değil. Yanlış bir örnek olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Osmanlı Devleti ekonomisini düzeltmek için kapitülasyonlardan kurtulmak istemiş ama bunu geç de olsa başarmıştır. Dursun. Kapitülasyonlar ilk kez Fatih zamanında Venedik'e verilmiştir. Bakın burada herhangi bir anlatım bozukluğu göremedik. Bunu elemiş olduk. Kanuni'nin amacı kapitülasyonlar yoluyla Hristiyan birliğini parçalamaktı. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu görülmüyor. Bunu da elemiş olduk. Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarında yabancı devletlere tanıdığı ayrıcalıklara kapitülasyon denilmiştir. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. 1861'de Fransa ile yapılan ticaret anlaşmasıyla Fransa'ya daha kapsamlı ayrıcalıklar tanınmıştır. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Şimdi Osmanlı Devleti ekonomisini düzeltmek için kapitülasyonlardan kurtulmak istemiş ama bunu geç de olsa başarmıştır. Şimdi arkadaşlar şurada biz kendi ekonomisini ya da onun ekonomisini ifadelerini getirebiliriz. Dolayısıyla bir kere burada ne var arkadaşlar? Bir anlam belirsizliği var. Aynı zamanda yine ama demiş. Şuradakinin arkadaşlar tersi bir ifadenin olması gerekir. Fakat buna paralel bir ifadenin kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla ama bağlacının yerine de V bağlacını getirebilirdik. Burada iki tane anlatım bozukluğu görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Orta Çağ Avrupa'sında bilim, kilisenin baskısı ve denetimindeydi. Burada böyle bir anlatım bozukluğu yok, bunu elemiş oluruz. Kilise, düşünce özgürlüğünü ve serbest çalışma ortamını yok etmişti. Burada da böyle bir anlatım bozukluğu yok, bunu da elemiş oluruz. Papalığın kontrolündeki okullarda skolastik düşünce egemendi. Bakın burada da böyle bir anlatım bozukluğu yok, bunu da elemiş olduk. Orta Çağ'da Türk ve İslam dünyası her alanda Avrupa'dan ileriydi. Arkadaşlar burada da böyle bir anlatım bozukluğu yok, bunu da elemiş olduk. Avrupalılar bilimsel ve teknik alanındaki gelişmeleri Haçlı Seferleri sırasında İslam ülkelerinden aldılar. Şimdi arkadaşlar şurada bakın bilimsel alanındaki ve teknik alanındaki demiş. Yine sıfat tamlamasının tamlayanı ve isim tamlamasının tamlayanı aynı tamlanana bağlanmış. Benim bunu düzeltmem gerekirdi. Bilimsel alanda ve teknik alanındaki gelişmeler şeklinde düzeltmem gerekir. Dolayısıyla burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tamlama yanlışlığı var. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu farklı bir ögenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır? Hedefe yaklaşıyor muyuz? Uzaklaşıyor muyuz? Bakın arkadaşlar şuraya ne gelmesi lazım? Hedeften uzaklaşıyor muyuz olması lazım. Bu nedir? Dolaylı tümleç eksikliğidir. Binaya giriş ve çıkışlar bilinmeyen bir sebeple yasaklandı. Binaya giriş ve bakın burada da binadan çıkışlar olacak. Dolayısıyla bu da dolaylı tümleç eksikliğidir. Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve destekliyorum. Dursun. Hiç kimse bu sözleri dinlemez ve destek vermez. Arkadaşlar neye destek vermez? Bakın bu da düşüncelere destek vermezdir. Dolayısıyla bu da dolaylı tümleç eksikliğidir. Olayları böyle yönlendirmek ve bu gözle bakmak yanlış. Arkadaşlar şuraya V bağlacından sonra ben olaylara bu gözle bakmak yanlış ifadesini getirebilirim. Dolayısıyla bu da dolaylı tümleç eksikliğidir. Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve onu destekliyorum desem arkadaşlar buradaki onu sözcüğü nedir? Nesne eksikliğidir. Görmüş olduğunuz gibi A, B, D ve E seçeneklerinde dolaylı tümleç eksikliği varken C seçeneğinde
nesne eksikliği vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmamıştır diyor. Parçamıza bakalım. Okuduğum bazı şiirlerde şairlerin farklı özneleri aynı yükleme bağladığını görüyorum. Bu da dizelerde cümlelerin en önemli ögelerinden biri olan yüklemin eksik olmasına yol açıyor. Şairler ya sözü bir kelimeyi eksik bırakarak etkileyici hale getirmek istiyor ya da ölçüye uymak adına bu hataya düşüyorlar. Bence hiçbir anlatım hatasının bahanesi olamaz. Şimdi arkadaşlar bize neyi soruyor? Bakın burada yüklem eksikliği olup olmamasını soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar olan anlatım bozukluğunu oluşturmuş, olmayan ise bizim doğru cevabımız olacak. Seçeneklere baktığımızda sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Şimdi sen bir ceylan olsan ben de bir avcı olsam olacak. Görmüş olduğunuz gibi yüklem eksikliği var. Bunu elemiş olduk. Başım alıp giden gurbet illere ne sen beni unut ne de ben seni unuturum olacak arkadaşlar. Burada da yüklem eksikliği var. O yüzden bunu da elemiş olduk. İstersen dünyayı çağır imdada, yeryüzünde bir sen bir de ben varım. Yeryüzünde bir sen ne olacak arkadaşlar, burası varsın bir de ben varım şeklinde olacak. Burada da yüklem eksikliği var. Bunu da elemiş olduk. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yârim kara topraktır. Bu dursun. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma, ben babamı unutmam, sen ustanı unutma şeklinde olacak. Burada da yüklem eksikliği var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yârim kara topraktır cümlesinde herhangi bir yüklem eksikliği olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.